Aynı yerden. Bakalım okuyor. Hepimizin merkezi yeri aynı. Sayın Bakan. Evet beyler. Aklıma gelenleri şöyle yazmaya çalıştım. BİAD'ın sevgili başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, üyelerini ziyaret etmek beni son derece mütehassıs etti. Bu binanın birlikte BİAD'a verilmesi, onurunu bir kez daha hissetmek beni çok memnun etti. Burayı siz mi örmüştünüz? Kapıya da evet, var orada plaket olarak yazmıştım. Bakanım göstereceğim. Hatırlıyor Naci Başkanım. Naci Başkanım çok güzel emekleri var da bize nasip oldu. Yok, burası. Burayı sen şey yaptın. Evet. Nice günlere huzurla belediye ile birlikte, onu da garanti ediyorum. Nice günlere huzurla belediye ile birlikte hizmet etmek üzere herkese çok teşekkür ve hürmetlerimi iletiyorum. Ali Talip Özdemir. Halit kardeşim bize üye oldu. Siz olduğunuzdan dolayı onun sertifikasını canım benim ve rozetini de sizin vermenizi rica edeceğim. Sayın Bakanım bir de bakarım böyle. Hayırlısı Allah'ım. Hayırlısı Allah'ım. Hayırlısı Allah'ım. Hayırlısı kızarmış kanatı. Sayın Bakanım. Sayın Başkanım. Bu da iyisin. Sayın Bakanım. Sayın Başkanım beni ondan sonra dedim ki sen de gelin. Çok teşekkür ederim. Buradayız. Yine buradayız lütfen. Geride kaldık. Sayın Bakanım buradayız. Başkanım. İçeride çekiliriz. Naci. Efendim ben tanımayan arkadaşlar için kendimi takdim edeyim, maaşa eşiyim. Evet, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Salim Başkanı, derneğimizin başkanı, ben de Onur Kurulu Başkanıyım. Bir ölçüde sizler bizim misafirimizsiniz. Ben de ev sahibi pozisyonundayım. Sayın İbrahim Özdemir'le biz ANAP'ta beraber başladık politikaya. 83 yılından bugüne kadar da hiç ayrılmadık. Yani ANAP'ın içerisinde çıkan sıkıntılarda da biz Özal'ın arkasında İbrahim Özdemir Bey'le beraber sımsıkı durduk son gününe kadar. O bakımdan kendisini ayrıca ve özel olarak selamlıyorum. Sayın Başkanım, Sayın Bakanım. Biz Ali Talip Özdemir'le 1984 yılında Bolu'da mıydı ilk toplantımız beraber? Bolu'daki bir toplantıda seminer yapıyoruz, sohbet ediyoruz, konuşmalar yapıyoruz. İşte biz de konuştuk. Ben Bakırköy Belediye Başkanı olarak konuştum. Ali Talip Başkanım da konuştu. Konuşmayı dinledim. Dedim ki ya bu arkadaşta iş var. Hakikaten o zamanki duygumu söylüyorum. Ne konuştuğunu hatırlamıyorum ama beni etkilediğini hatırlıyorum. Tabii bizden biraz daha genç. Sayın Bakanım, Sayın Bakanım bizden biraz daha genç. Ondan sonra tabii teşhisim doğru çıktı. Atlayarak, böyle sıra bekleyerek falan değil. Atlayarak çok önemli mevkilere geldi. Burayı biraz önce Salim Başkanım söyledi. Bu binanın Bakırköy İnsanları Derneği'ne verilmesi çok önemli bir konu. Eğer bir sivil toplum örgütünün yeri varsa yaşıyor. Eğer yeri yoksa çok uzun ömürlü olmuyor, başarılı olamıyor. Bugün Bakırköy İnsanları Derneği'nin başarısı sizin bu derneğe bu yeri tahsis etmenizden dolayıdır. Teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. Şimdi biliyorsunuz bugünün kahramanı Ali Talip Özdemir. Dolayısıyla biz çok fazla vaktinizi almadan onun da kim bilir anlatacak neleri var onu dinlemek için ben tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum ve teşekkür ediyorum. Mikrofonu da daimi masaya veriyorum. Teşekkürler başkanım. Duygularımızı söyledi her şeyin ötesinde. Evet ben sevgili başkanıma
buraya alıp sizi dinlemek istiyorum. Mikrofonu alıp bir tane başkanımız var. Onlar bir merhaba diyebilir mi? Şey yapabilir. Başkanım çok teşekkür ederim. Ben de sağ olsun. Buradaki ne alalım? Efendim burada iki tane genç, çok başarılı başkan var. AK Parti ilçe başkanımız, Milliyetçi Hareket Partisi. Bu iki arkadaş birleşip Cumhur İttifakı'nı oluşturdular. Ve benimle aday yaptılar. Sizin de için onlara bir iki cümle buradan söz etmeleri için ricada bulunacağım. Protokol olarak kusura bakmayın Sayın Bakanım, Sayın Başkanım. Sevgili Başkanım, AK Parti ilçe başkanımız. Bir iki cümleyle ederseniz. Değerli protokol diyeyim, kısa keseyim. Bizler hepimiz burada efsane başkan Ali Talip Özdemir başkanımız için hep beraber buradayız. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyeyim. Şimdi bizlerin biliyorsunuz en zor aslında süreçte adaylarımızla adayı tanıtmaktır, hizmetlerini söylemektir. Ama bu konuda ben bu konuda çok şanslı bir ilçe başkanıyım. Neden dolayı? Burada Ali Talip Özdemir öyle hizmetler yapmış ki, Allah'a çok şükür alnı ak bir şekilde şu anda Bakırköy'e geri döndü. Ve burada inşallah çok güzel hizmetlere devam edecek. Bu binaya girişimizde biraz önce Salim Başkanım da söyledi. İsminin anılması, isminin verilmesi bence hizmetin en büyük göstergesi. İnanıyoruz ki Cumhur İttifakı olarak hep beraber Allah'ın izniyle Ali Talip Özdemir Başkanımızı yeniden seçeceğiz diyorum. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Değerli protokol, değerli misafirler. Öncelikle BİAD başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi burada ağırladığı için sağ olsun, var olsun. Bizler sahada gezerken çok rahatız. Çünkü Ali Talip Özdemir'i anlatmak zorunda kalmıyoruz. Gittiğimiz dernekler, vatandaşlar bize onun hizmetlerini anlatıyor. Ne mutlu ki Bakırköy'de her yere dokunmuş, her kuruma dokunmuş. Biz kendisine tekrar Bakırköy'de aday olduğu için teşekkür ediyoruz. Alnımız dik Bakırköy'de onun için çalışıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak da gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Sağ olsun, var olsun. Efendim çok teşekkür ediyorum. Tabii zaman o kadar hızlı akıp geçiyor ki burada Umur Başkanım var. Belki biliyorsunuz. Bir dönem önce burada belediye başkan adayıydı. Gel Umur şöyle bir. Tanır mısınız? Şu anda İstanbul Sanayi Odası Başkanı aynı zamanda. Başkan vekili değil mi? Başkan vekili. Aynı zamanda bizim de onu kurmayalım. O zaman bir iki cümle. Kıymetli Bakanım, öncelikle teşekkür ediyorum. Kıymetli misafirlerimiz, bakanlarımız, BİAD ailemiz, özellikle hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Ali Talip Özdemir Bakanımızın bugünkü mutlu gününe hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii biz Ufuk'ta bir gedik açtık Sayın Bakanım 2019'da. Cuma o zaman bizim seçim işleri başkanımızdı. Torun kardeşimle beraber çalışmıştık. Bakırköy gerçekten o dönem bize sahiplendi. Tabii gerçek sahibine inşallah 2024 31 Mart'ta biz o gün her zaman söylediğimiz bir gerçek vardı. Ne diyorduk? 31 Mart'ta Bakırköy'de AK Parti'yi iktidara getireceğiz. O inşallah çok kıymetli, tecrübeli, donanımlı, Bakırköy'e iz bırakmış çok kıymetli bakanımla gerçekleşeceğine inanıyoruz. Hepinizden destek bekliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle bugünkü programa katılan tüm Bakırköy'deki komşularımıza, dostlarımıza, sevdiklerimize en kalbi duygularımızla sevgilerimizi, saygılarımızı sunarken Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi olarak her gittiğimiz yerde Sayın Cumhurbaşkanımızın bir ifadesi var. Gittiğiniz tüm toplantılarda dünya lideri, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakırköy'de komşularına selamlarını iletirken sevgi saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Efendim, müsaadenizle çok protokolü allak bullak ettik. Kusura bakmayın Sayın Bakan Naci abi. Ali Fatinoğlu. Gel bakalım. Ali Fatinoğlu'nu tanırsınız.
Demokrat Sol Parti'de 9000 oy alarak bu dönem dedi ki ben artık tamam DSP'de sosyal demokrat olarak görev yaptım ama şimdi seninle beraberim. İnşallah Bakırköy'ü birlikte alacağız. Bir iki cümleyle Ali'ciğim sen de. Çünkü bakanlarımızı bekletmeyelim. Efendim, Sayın Bakanım, Sayın Başkanım, biz aynı zamanda Galatasaray'da da beraber olduk. Yıllardır beraber emek veriyoruz ama Sayın Bakanım pek çok kişi bilmiyor olabilir. Sayın Ali Talip Özdemir benim hayatımda çok önemli bir insan. Beni Türkiye'de siyasete sokan kişidir. Beni Anavatan Partisi ile buluşturan kişidir. Sayın Yılmaz Ulusoy ile konuşup beni bir baktım Bakırköy'de Anavatan Partisi'ndeyim. Hayatımda siyaseti bilmiyorum, parti bilmiyorum. Ve Ali Talip Bey'i orada ilk dinlediğimde samimi söylüyorum. Bir erkek bir erkeğe aşık olmaz yani. Ben normalim ama siyasette herkesi gördüm ki Ali Talip Özdemir'e aşık. Yani abartmıyorum. Yani öyle bir sevgi, aşk, Mevlana sevgisi gibi. Ve Sayın Bakanıma 30 senelik süre içinde Bakırköy'de bilmediğim, etmediğim hiç kimse yok. Ama Sayın Bakanım Bakırköy'e gerçekten mührünü vurdu. Sayın Naci Ekşi Başkanım da vurdu. Sakın haksızlık yapmayayım. Naci Ekşi Başkanım da Bakırköy Spor Birinciliği'ye getirdiğinde siyah Mercedes arabasıyla Bakırköy Meydanı'na köprüye gelirken üstünde bir bayrak taşıyorlardı. Zurat Baba ekibi olarak o bayrağı atanlardan biri bendim. Ta o zamandan beri Naci Ekşi Başkanım da bende yeri çok ayrı. Ama Ali Talip Özdemir'in Bakırköy'e yaptıkları, ettikleri hepsiyle ve 30 senelik süre içinde burada Mustafa Songül kardeşim var. Cuma namazlarına gel gidelim der. Hiçbir menfaat, hiçbir şey yok. Sevgi bağı. Sayın Bakanıma Cuma'ya gittik yerimizde. Orada bakanımı niye sevdiğimi detayı orada. Çünkü her Cuma günü orası bir aşeviydi. Ve Sayın Bakanım hiçbir menfaat beklemeden ve hiçbir reklamını yapmadan yıllardır o aşevini sürdürdü. Ona sevgim, saygım bundandır. Bana telefon ettiğinde Sayın Bakanım yani ben siyaseti bıraktım. İstemiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı arıyorum İYİ Parti'nin. Onları da reddettim dedim. Ama Sayın Bakanım dedi ki Ali Bakırköy'de bir sürü projem vardı. Bakırköy'le ilgili gel devletin gücünü de alalım yanımıza. Bakırköy'e bir dönem öyle bir eser bırakalım ki şu Bakırköy'ü, Bakırköy sevgisini yıllarımız gitti. Gel Bakırköy'e ayağa kaldıralım dedim. Dedim ki Sayın Bakanım senden ölümüne geliyorum ve Bakırköy'ü dimdik ayağa taşıyacağız. Bir de müjdemediğim o kadar dolaştığım bütün her yerden ben hep tepki alacağız zannediyordum. Herkes açık net şunu söylüyor. Oyum sizinle diyor. Biz Bakırköy'ü gerçek anlamda söylüyorum kazanıyoruz çünkü bakanımın adı da çok güzel. Allah'ın izniyle 31 Mart'ta seçimde kazanacağız. 1 Nisan günü Bakırköy Belediye Başkanı Sayın Ali Talip Özdemir olacak. Bravo. Sayın Bakanım, çok teşekkür ederim. Evet, efendim tabii çok mütevazi. Aynı zamanda Sanica Holding'in de yönetim kurulu başkanı Ali Bey. Türkiye'de ve yurt dışına ihracat yapan büyük bir şirketin başkanı. Bir cümleyle tekrar biz sizi ayakta tuttuk. Çok ayıp oldu ama efendim bugün Süryani Kadim Kilisesi'nin bir ay sonra başkanı olacak bir kardeşimiz var burada. Onu tanıyorsunuz belki ama huzurunuzda bir de Kenan kardeşimiz gelirse buraya hem Ermeni cemaatinin hem de Süryani cemaatinin adına bir fikirler söylemek istiyorum diye düşünüyorum. Kenan'cığım lütfen. Kusura bakma. Sağ olun Sayın Bakanım. Çok teşekkür ederim. Çok beni mağlup ediyorsunuz hakikaten böyle. Ben de burada bir Anavatan Partili olarak Sayın Bakanım sizlerle birlikte beraber olmaktan ve o dönemleri de birlikte yaşamaktan hakikaten büyük bir haz, büyük bir mutluluk duyuyorum. Hala Anavatan Partili olarak anılmak da ne kadar büyük bir onur, ne kadar güzel bir şeref hepimiz için. Bunun için de size beni oraya layık görüp de o ilçeye ilk Bakırköy'ün bölündüğü noktada İlk ilçenin sekreteri yapan Sayın Ali Talip Özdemir Bakanım'a çok teşekkür ediyorum. Hepimizi oraya kazandıran çok büyük bir değer bizim için. Sayın Başkanım, kararın başında en güvenliğin insan olarak. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de buradan hem Ermeni cemaati adına hem Süryani cemaati adına sizin bize yaptıklarınız, uzun yıllar bize yaptığınız o büyük hizmetlerin
Büyük bir karşılığını zaten ödemek mümkün değil ama bir vefa borcumuz vardır size. Bugün hepimiz Ali Talip Özdemirliyiz. Yani bunu bir partili veya bir partiye intisap etmiş bir yapı olarak değil ama Ali Talip Özdemir'in bizde partiler üstü çok büyük bir önemi vardır. İnşallah Allah'ın izniyle hepimiz hep birlikte el ele vereceğiz ve sizi başkan yapacağız başkan. Protokol şeyinden dolayı lütfen kusura bakmayın, sizi ayakta beklettik. Birçok aslında burada konuşacak kardeşimiz var, muhtarlarımız kardeş, ama sizleri fazla bekletmeden ben mikrofonu alıp buraya çıkacağım, müsaade ederseniz. Muhtarlarımız da var. Evet. Bununla mı konuşalım bilmiyorum. Evet. Bugün Aylin muhtarımı, Osmaniye muhtarımı, Serdar kardeşimi, Emel Hanım da burada değil mi? Göremiyorum. Kusura bakma. Ne oldu? Emel abla. Emel kardeşim tabii de ben işte yaşımı küçültmek için söylüyorum. Ermeni cemaatinin, sen de bir görsünler seni, ne olur bir kalk. Timirci sen de kalk abi. Bakın iki tane cemaatin, ikisi de bizim belediye meclis üyemiz aynı zamanda arkadaşlar. Burada çok değerli insanlar var. Sayın Bakanım, Sayın Başkanım. Aslında bunu niye söyledim, niye çıkardık arkadaşları? Mesela burada Çevre Bakanı Müsteşarımız var. Sayın Bakanım var, siz varsınız. Çok değerli müzik insanı, benim abim, gönül insanı. Selçuk abimiz, efendim işte hastanenin başı, iş adamları, çok değerli kardeşlerimiz var. Zamanında sivil toplum örgütlerinde çok büyük görevler yapmış insanlar var. Belediye başkan yardımcısı arkadaşlarımız. Yani bunları niye söylüyorum? Bir kabine, bir hükümet idare edecek kadar bir ekibimiz var. Bu o kadar önemli ki yarın bir gün, evet Hamdi kardeşim de burada değil mi? Hamdi Karakaya. Hamdi Karakaya arkamda başkan. Hamdi bir kalk da seni de görsünler şöyle. Heh, eyvallah, kusura bakma ne olur. Evet. Mehmet Umur Bey zaten konuştu. Ersiyat Aziz Kondur, Eken Kadir Al... Kadir Akyazı, Eker'de. Evet, Kadir Akyazı. Maltepe Erzincanlar, Güney Taşkın, Kemahlılar, maşallah bütün herkes buraya gelmiş. Evet, Allah razı olsun. Efendim? Halim Başkan geldiler de bir yerler miydi? Eyvallah, Allah razı olsun. Şimdi bunu niye söylüyorum Sayın Bakanım? Siz söylediniz, başkanım söyledi. Gerçekten ekip olarak bir hükümet kabinesi var burada. Doğru mu? Yani biz oturarak şimdi bir hükümeti idare edebilecek güçlü bir yapıya sahibiz. O kadar değerli bilim adamları ve teknisyenler, teknokratlar var ki içimizde. Mesela kaç tane belediye başkan yardımcı var yan yana? 5 tane bir de kaldır ayakta sizi görsünler yani. Hadi beraber. Müsteşar evet. Müdürüm sen de kal. Bunlar zamanında Hikmet Tanrıverdi zaten bizim başkanımız da onu ben biraz önce sivil toplum örgütü. Hikmet ne oldu bir kalk seni de görsünler. Evet. Hikmet başkanımızla çok güzel günlerimiz geçti bizim. Ya ayıp olacak hep görüp görmediğimiz çok büyük insanlar var burada. Hepsi çok değerli kardeşlerimiz. Şunun için söylüyorum. Ekip çok önemli. Doğru mu Serdar? Sevgili muhtarım. Ekip, işi bilen ekip çok önemli. Çünkü Bakırköy'ün geçen zaman süreyi içerisinde ekip kurup işi öğrenme zamanı yok kalmadı artık. Ben buraya yayın geldim Naci Başkanım. Saat 6:30'da dediler. Samimi söylüyorum. Geç de geldik. Niye biliyor musunuz? Trafik kilit. İndik arabadan. Halbuki canava iki tane koruma arabası var. Ötüyor. Açsınlar yolu. Kimse müdahale edemedi. Dedim ki susun. Hiç kimseyi rahatsız etmeyin. İnelim yürüyelim. Öyle geldik biz buraya. Sonuçta
yapılan bir araştırmada İstanbul için en lazım olan nedir diye sorulmuş. Ne çıkmış biliyor musunuz araştırmada? Deprem değil, trafik çıkmış. ...16 yıl belediye başkanlığı. Bu tecrübeleri birleştirip huzurunuza gelmek ayrı. Diyoruz ki biz Bakırköy'ü hayli hayli idare ederiz Allah'ın izniyle. Ama bir de şu var. Alnında bir çizik olmadan, kul hakkı yemeden, bakın burası çok önemli. Kul hakkı yemeden huzurunuza gelip Allah rızası için bu hizmete talibiz demek çok önemli. Burayı alkışlayın. Efendim, sonuçta tabii trafiği söyledik ama Allah korusun. Bundan 3 gün önce Çanakkale'de ciddi bir sarsıntı oldu Biga'da. 7 kilometre derinlikte bayağı ciddi bir J çarpması oldu. Depremde biliyorsunuz alttan vurduğu zaman J ölçüm birimiyle anlatılıyor. Hayli endişe ettik. Allah afetten korusun bizi. Eğer İstanbul'da böyle bir şey olursa sizi karamsarlığa sürüklemek, üzmek istemiyorum ama hep devlet adamlarının ve Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği bir şey var. Beka meselesi olur. Yani Türkiye'nin varlığı sıkıntıya düşer. Onun için bize çok görev düşüyor. O yüzden dedim Bakanlar Kurulu. Onun için uzun uzun anlattım. Çok iyi insanlar, çok iyi bir kadromuz var. Dün Başbakanlık Müsteşarı buradaydı yanımızda. O yanında 10 tane dosyayla geldi. Hala devlette görev yapan çalışma iş güvenliği müfettişi, benim özel kalem müdürüm. Hepsi bir yerlere gelmiş Sayın Bakanım. Özel kalem müdürlerimiz, arkadaşlarımız. Onlar ayrı ayrı çıkıp geldiler. Dediler ki efendim biz burada 20 gün çalışıp size ürettiğimiz projeleri sunacağız. Zaten daha önceden Sayın Cumhurbaşkanım bu görevi bana tevdi ettiği zamandan itibaren bu arkadaşlarımız çalışmaya başladı. Yani biz Bakırköy'e hazırız Allah'ın izniyle. Bakın 2,5 milyonu idare eden burada geri kalan Bakırköy'ü mutlaka idare edecek. Ama bir deprem riskimiz var. Bunun için de ada bazında Sayın Başkanım. Çünkü herkes diyor ki ya ben evim yıkılacak. Peki beni bir yere getireceksiniz. Bunun sonunda avantajım ne olacak? O kadar güzel bir proje yönetildi ki arkadaşlarımızla beraber. Bu
havaalanında kapalı apron var biliyorsunuz. Bunu yapan proje müellifini çağırdık efendim. Dünyada birincilik kazanmış. Sayın Bakanım 300 bin metrekare alan. 100 bin metrekaresini oradaki cihazlara hani valizlerin filan yürütüldüğü cihazlar var. Onları ayırdık. 200 bin metrekare. Dedim ki 200 bin metrekareye ne yaparsınız? Dediler ki efendim çok kısa sürede çelik konstrüksiyon ve ağaç konstrüksiyon. Dedim ki ağaçtan olur mu deprem evi? Efendim Çin şimdi yeni bir üretim yapmış. Ağaç. Çelik kadar konstrüksiyonu sağlam, direnci sağlam olan bir ağaç üretmiş. Ama çeliğin yarı fiyatına. Biz dediler onu getireceğiz buraya. Bununla beraber 2+1 80 bin konut sığıyor oraya. Ataköy'de çok büyük bir problem var. Yani biz Ataköy'de yıkılacak binaları veya sağlamlaştırılacak binaları tespit ettikten sonra biz diyorum bakın mevcut karotla bu iş olmaz. Örnek ne biliyor musunuz arkadaşlar? Artık biz inovasyon yani ya bunu ayakta anlatayım ben ya. Böyle oturarak olmuyor saygısızlık gibi geliyor bana. Siz oturun lütfen. İnovasyon diyoruz. Yani dijital ikizini, Murat Başkan İstanbul'un dijital ikizini yaptı. Biz de Bakırköy'de daha önce hazırlamıştık. Bütün her tarafta ne konulacaksa bilgisayar ortamında hepsini koyduk. Bunun için orada Ataköy'de yapılacak olanı binayı yıkarak, karot alarak değil, Japonya'da, Tokyo'da, Şili'de ve New York'ta, üç şehirde, dünyanın üç şehrinde bu iş çözülmüş. Arkadaşlarımız gittiler. Oradan bir uzman arkadaşlarımız geldi. Nasıl çözüldüğünü ortaya koyduk. Artık yeni titreşim metoduyla beraber yani J'yi oradan ölçüyor. Bir titreşim veriyorsunuz binaya. Ondan sonra sarsıntının ne olacağını görüyorsunuz. Karot da zaten adam gidip temelde ana kolondan karot alıyor. Kolonu bozuyor adam. Kolonda sıkıntı oluyor. Onun için bu yöntemi biz terk ediyoruz. Bir de yönetmelik maalesef öyle. Karot aldıktan sonra o binada bir sıkıntı varsa binayı yıkmak zorundasınız. Şimdi Ataköy'de hukukçular belediyeyle mahkemelik. Belediye karot almış, yıkılacak demiş. Hukukçular da teknik üniversiteden karot almışlar, yıkılmayacak. Hadi bakalım ortada kaldı bina. Allah korusun yarın bir şey olursa bunun sebebi kim? Müsebbibi kim? Bunları çözmemiz lazım. Bunları da inşallah yeni modelle, dijital ortamda titreşimle beraber biz yapacağız Allah'ın izniyle. Buradan kimsenin endişesi olmasın. Bunu yaparken kimsenin cebinden 5 kuruş çıkmayacak. Bu vaat değil. Yaptığımız proje gerçeği. Ve mutlaka yapan tekrar eski binasına döndüğünde mutlaka 1,5 veya 1 kat fazlası olacak. Adabazı'nda yaptıktan sonra arkadaşlar eğer hazine arazisine zarar vermiyorsa, arkada zararı olmuyorsa o arkadaşı mutlaka şereflendireceğiz. O kadar sıkıntı çekecek. Ve biz onlara kira verdirmeden oraya nakledeceğiz. Ayrıca oluşturacağımız fondan da onlara destek vereceğiz. Bundan daha güzel olur mu deprem çözümü için? Bir de fon aklınıza gelebilir. Nedir bu fon? Biz Naci Başkanım da uğraşmıştı. Ama biz geldiğimizde ben Çevre Bakanı olarak bu konuyla iştigal ettiğim için, uğraştığım için kompost gübre ürettik burada. Çöpten, recycle dediğimiz geriye dönüşümden. Alın size bir kaynak. 2. Topraksız tarım. Hepiniz bilirsiniz belki. Sayın Bakanım Antalya'da gördünüz mü bilmiyorum. 150 dönüm proje müellifi fakir kardeşiniz. Biz burada topraksız tarıma başlayacağız. Yani bu salonda eğer şimdi şu haliyle domates ekmeye başlarsak biz bütün binanın ihtiyacını karşılama imkanına sahibiz. Biz Anadolu'da çitil deriz ona. Fide diktiğimiz zaman 11 metreye kadar çıkıyor. Bir de topraktan bile 4 daha fazla elde edebiliyorsunuz ürün. Çünkü toprakta bakteriler var. Çabuk hastalanabiliyor. Burada hastalık da yok. Hormonsuz. Şu anda topraksız tarımda üretilen ürünlerin hepsi Hollanda'ya, İngiltere'ye ve yurt dışına, Almanya'ya ihraç ediliyor. Adamlar hem kalibrasyona hem kaliteye bakarlar. Ufacık bir şey olsa geri gönderilir. O kadar iyi bir ürün elde ediliyor ki biz Allah'ın izniyle topraksız tarımla hem hanımefendilere iş hem de genç arkadaşlarımız var. İşsiz gençler. Onlara istihdam sağlamak için
bunu mutlaka en kısa sürede yerine getireceğiz. Vaat değil bu, yapacağız bakın. Yaptık projeyi, yapacağız. Arkadaşlar, en önemlisi ne biliyor musunuz? 1987 yılında İbrahim Başkanım, hatırlar mısınız? Kürsüde yenilenebilir enerji kaynaklarından bahsettim. Milletvekili arkadaşlar bana laf attılar. Dediler ki ya otla çöple uğraşmaktan vazgeç, otur yerine Allah aşkına. Gündeme geçelim. Allah'a hamdolsun o mecliste bir rahmetli Özal'ın gayretiyle, rahmetli Mesut Bey'in gayretiyle bir çevre bakanlığı kuruldu. Ve fakir de bunun ilk çevre bakanı oldu. Orada evet hatırlıyorsunuz. Burada biraz boğazım şeydi, onun için biraz sıcak içiyorum, kusura bakmayın. Size de ikram edeceğiz Naci Başkan, merak etmeyin. Efendim sonuçta Çevre Bakanlığı'nda şunu gördük. Yenilenebilir enerji kaynaklarını anayasaya yazdırdı. Yani rüzgar ve güneş. Niye biliyor musunuz? Güneş konusunda Türkiye dünyanın en faydalı güneş kuşağı üzerinde. Yani dünyada en fazla güneşi en dik alan ülkelerden bir tanesi Türkiye. Allah öyle bir imkan vermiş. Peki biz ne yapmışız? Biz şimdiye kadar 10 megabaytlık 10 gigabaytlık 10 gigabaytlık megabayt, gigabayt evet. 10 megabaytlık yok 10 megabayt değil, 10 gigabaytlık santral kurmuşuz. Peki Almanya ne yapmış? Almanya yani yılın büyük kısmı yağmurlu. 80 gigabayt kurmuş başkanım. Bizim 8 katımız. Biz ancak rüzgar ve jeotermalle beraber 30'a çıkmışız. Ama inşallah hızla devam ediyor. Karapınar'da bu konuda büyük bir tesis kuruldu. Artık güneş hücrelerini biz kendimiz elde ediyoruz. Güneş dediği ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bildiğimiz kum, silisyum. Kumdan enerji elde ediliyor. Allah'ın izniyle biz bunu Bakırköy'de bir ilerisini daha söyleyeyim. Yeni teknoloji. Camlar artık güneş paneli olarak kullanılacak. Çatılar güneş paneli olarak kullanılacak. Yeni gelişen teknolojide şeffaf olarak camı göreceksiniz. Bütün enerjiyi absorbe edecek. İşte size büyük bir kaynak. Elde ettiğiniz bu güneş enerjisini depolama artık. Yeni sistemle depolayabiliyorsunuz bunu. Ve EFDK'nın çıkardığı bir yönetmeliğe göre de bu depoladığınız enerjinin fazlasını devlete satıyorsunuz. İşte bir kaynak size. Bakın çok kısa süre içerisinde size değişik kaynakların üretilmesini anlatmaya çalıştım. Yani belediyeyi dürüst olarak yönetirseniz, düzgün insanlarla yönetirseniz Allah'ın izniyle bunların hepsi gerçekleşir. Benim sizden bir ricam var. Mutlaka ben Beşiktaşlıyım. Şenlikköy'de Naci Başkanım, Bakırköy Spor'la Beşiktaş maç yapıyorlar. Ya dua ediyorum Beşiktaş gol yemesin diye ama Bakırköy'ünde başkanıyım. Bakırköy demedi bir tane gol attı Beşiktaş'a. Ayağa kalkıp alkışladık tabii. Ne yapayım benim takımım. Bu anıyı da hiçbir zaman unutmuyorum. Ama ondan sonra ne oldu biliyor musunuz? Bizden sonra Bakırköy amatör kümeye düştü maalesef. Bakın yani Sayın Cumhurbaşkanı bana bu görevi tevdi ettiğinde ben Bakırköy'le tabii hiç irtibatımı kurmadım. Bakın Kenan Başkanım 35 yıllık arkadaşım benim. Gönül dostum. Burada bir sürü arkadaşım var, kardeşim var. Hepsiyle hiç irtibatımızı kurma. Naci Başkanımızla, İbrahim Bakanımla, hepsiyle sevgili müzisyen abimle, sanatçı abimle ve biat başkanımla hiç irtibatımızı kaybetmedik. Ama döndüm baktım Bakırköy'e. Bugün nasıl geç geldiysem Bakırköy viran olmuş. Viran olmuş arkadaşlar. O gün Florya'da dolaşıyoruz, Şenlikköy, Yeşilyurt'ta bir inşaatın önünde durduk. Dediler ki valla 6 senedir bu inşaat burada duruyor, bekliyor. Niye duruyor kardeşim? İşte efendim bir takım nedenlerden dolayı duruyor. Vatandaşın inşaatı. Onun gibi kaç tanesi var? Onları geldiğimiz gün mutlaka çözeceğiz. Buradan bir misafirlikte geliyoruz, yerini söylemeyeyim. Bahçesinde yeşillik var. Hemen soru açmışlar. Bu yeşillik nedir kardeşim? Kime ait? Ondan sonra büyük şehre gitmiş, CİMER'e gitmiş adamlara soru soruyordu.
Ya adamın önünde yeşillik var, kendisine ait tapusu var. Niye karışıyorsunuz kardeşim? Aldım fotokopisini. Yani Civer'le konuşacağız. İnşallah bir problem olmadığını, eğer nasip olursa 1 Mart'ta da onları rahatlatmak için elimizden geleni yapacağız. Evet, vaktinizi çok almak istemiyorum. Bir önemli proje daha. İnsanı sevmek, Hazreti Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. 1000 tane nikah kıydım ben başkanım. Siz de fazla kıymışsınızdır. Bu nikahta en son söylediğim söz şu. Allah'ı sevmek, insanı sevmek, birbirinizi sevin diyorum gençlere. İnsanı sevmek, Allah'ı sevmektir. Hazreti Mevlana bunu Mesnevi'de çok uzun anlatıyor. Ve Özal buradan yola çıkarak dedi ki, halka hizmet, hakka hizmettir. Biz öyle yürüdük yola. Öyle başladık Naci Başkanım'la, İbrahim Bakanım'la. Ve Allah'a hamdolsun çok güzel şeyler yaptık. Ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız aldı bayrağı götürdü. Bir sürü tenkit ediyorlar, boş verin. Dünyaya bakın, coğrafyaya bakın. Türkiye kötü değil arkadaşlar. Sıkıntımız var. Ekonomik sıkıntımız var. Bakın bunun içinde çok ciddi bir proje geliştirdik. Sosyal proje. Bir yaşam merkezi kuruyoruz bakalım. Burada yerimiz var. 40 dönüm üzerinde bir yaşam merkezi. Burada çok geniş bir 5 yıldızlı mutfağımız olacak. İsteyen gelip orada yemeğini yiyecek. Beraber satranç oynayacağız. Geriatri bölüm olacak. Yaşlılar için, yatan hastalar için bölüm olacak. Çocuklar için her türlü imkana sahip olacak. Gençler için hem kitap okuyacaklar, müzik dinleyecekler. Yani söylemek istediğim şu. Hakikaten Bakırköy'ü ayağa kaldıracağız. Bunu uzun uzun size anlatıp ya ben buyum demek istemiyorum artık. Bana biraz da şey geliyor. İşte efendim projeleri kaldırıp göstermek bir sürü. Hayır efendim değil. Biz bunları yaptık ve yapacaklarımızla yaptıklarımızın teminatı olacak inşallah. Hazreti Mevlana, Mevlevilerin yaptığı bir şey var. Bilir misiniz arkadaşlar? Bir kitap istediğiniz zaman öpüp verir size kitabı. Hayret ettim, dedim ki kitabı niye öpüyorsun? Kitaba bir bakın dedi. Atomlardan meydana gelmiş. Atomların içinde proton ve nötronlar var. Devamlı dönü halinde, hareket halinde. Biz her hareket eden her şeye, canlı cansız her şeye kıymet veren bir ekibiz. Onun için oradan yola çıkarak hayvanlarımız bizim. Yazık, dilleri yok onların. Hazreti Mevlana diyor ki bir kuş yuvasından çıkarken nerede karnını doyuracağını bilir mi ki siz rızkınızdan şüphe ediyorsunuz? Etmeyin. Allah size mutlaka sizin gönlünüzden geçen rızkı verecektir. Arkadaşlar sonuçta sağ olsun iki tane çok güzel başkanımız var burada. Hem AK Parti'nin hem de Milliyetçi Hareket Partisi'nin ikisi bir araya geldi. Cumhur İttifakı dediler. Ben de size şunun sözünü veriyorum. Atatürk ilkeleri ışığında bu kadim medeniyeti sonuna kadar ayakta tutacağız. Kimsenin endişesi olmasın. Bir daha tekrar ediyorum. Ahmet geç geldi, sana ceza keseceğim. Ahmet Çetin Saya da bir kalksın. O da Eminönü Belediye Başkanı, eski başhekim. Bizim canımız Naci Başkanı, tanıyorsunuz değil mi? Anakum gülüydü o da yani. Evet, Allah razı olsun. Ama söyledi bana geç kalacağım dedi. Efendim sonuçta şunu söylüyorum. En son cümle şuydu Ahmet Başkanım. Atatürk Türkiye'sinde kadim medeniyetleri bir araya getiren bir Bakırköy'ü ayakta tutacağız. Örnek, burada bakın Süryani cemaati, Ermeni cemaati, Alevi kardeşlerimiz, Sünniler, Türkler, Kürtler hepsi bir arada. Bizim kardeşimiz, canımız onlar bizim. Türkiye'yi ancak böyle ayakta tutabiliriz biz. Yoksa başka türlü olmaz. Bu ateş coğrafyasında biz Türkiye'yi ayakta tutmak lazım, ihtiyacına sahibiz. Bunun için de buradan ateşi yakacağız. İnşallah Murat Başkanım'la beraber, devletin de biraz önce İbrahim Başkanım söyledi. Devletin imkanlarını ben bakarım. Gider söker alır gelirim, haberiniz olsun. Ne lazımsa. Bakın Bayındırlık Bakanı'yla Naci Başkanım, bizim bu belediyenin önünden geçen yoldan Özgürlük Meydanı, İstanbul Caddesi ve sahile kadar
yeraltı geçişi yapacağız sayın muhtarlarım. Bu tünel, bu benim yapacağım bir şey değil. Bayındırlık Bakanı ile konuştum. Dedi ki yeni denizcileri veririm. Çok kısa sürede oradan geçeriz zaten. Hiç merak etmeyin. İşte trafiği orada çözdük. Bir de bizim raylı sistemimiz vardı. İncirli Caddesi'nde muhtarlarımız hatırlayacak. Çinlileri davet etmiştik. Havaray sistemi. Dediler ki yap işlet modeliyle biz bunu yapacağız. Ondan sonra zamanımız yetmedi. Bir baktık İncirli Caddesi'ndeki orta refüj ortadan kalkmış. Nereye kalkmış biliyor musunuz? Kaldırımlara ilave etmişler. Yazık olmuş. Trafik tek kilit orada geçemiyorsunuz vesaire. Sonuçta Allah'ın izniyle biz bunların hepsini beraber bütün herkesin katılımıyla. Bakın şu coğrafyaya bakın arkadaşlar. Bunu asla Allah aşkına kimse unutmasın. Ne olur. Ermeni, Süryani, Alevi, Türk, Kürt. Bu ülkede hepsi kardeş. Bunu kimse bozamayacak. Haberiniz olsun. Biz çok kaynakları çok olan çok güzel bir ülkeyiz. O gün Eczacılık Fakültesi öğrencileriyle konuşuyorum. Sayın Bakanım. Dedi ki ilaç maalesef yok. Dedim ki Türkiye'de arkadaşlar Şamil Bey'i bir alkışlayın milletvekilimiz geldi. Sayın milletvekili. Evet. AK Parti milletvekilimiz. Şamil Bey'i tanıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Geldi benim yerime oturdu şimdi. Ben ne yapayım? Hoş geldin bakalım. Hoş bulduk. Hoş geldin. Ama hakkı benim yerime oturur. İbrahim Başkanım, Şamil Bey'le çok küçük bir anekdot. Müsaade eder misiniz? Estağfurullah. Birlikte partideyiz. Ben ANAP Genel Başkanıyım. Şamil Bey de ANAP Genel Başkan Vekili. Birlikte Adıyaman'a gidiyoruz. Gece saat 2. Kar, kış, araba şarampula yuvarlandı. Dedik ki ölecek miyiz artık? O, bütün dualarımızı ettik. Allah'a şükür oradan sağ çıktık. Ve o seçimde de 5 puandan 9 puana çıkardık Anam Vatan Partisi'ni. Ama sonra başka nedenlerden dolayı dedik ki artık tamam. Bir taraftan da biz muhalefet etmek istemedik Tayyip Bey'e. Ve ayrıldık. Anam Vatan Partisi zaten Özal'dan sonra ömrünü tamamlamıştı. Efendim şimdi bakarken Devlet Demiryolları, SSK Genel Müdürlüğü, Merkez Bankası Başkanlığı, bunların hepsini yapan bir arkadaşınız daha var içinde, bizim ekibimizin içinde. Ekrem Önalbay, bir kalk da seni tanısınlar. Tanıyorsunuz değil mi efendim? Bakın işte ekibe bak ya, oturdukları yerde. Allah Allah, gördükçe görüp hatırlıyorum yani. Ahmet Başkanım. Sen de geldin yani. Hastanelerin bakımını sanırım. Efendim sonuçta inşallah her şeyin hayırlısı olacak. Şamil Başkanım çok güzel şeyler anlattık ama ben artık bugün estağfurullah. Bugün benim pilim bitti haberiniz olsun. Kaçıncı toplantı bilmiyorum. Yarış atı gibi koşturuyorlar Naci Başkanım. Sabahın erken saatinde sabah namazında çıkıyoruz. Hadi ben neyse de garibim kızacağız eşim. O da Aydınlık Yüzü Bakırköy'ün beraber. Ama biz şunu söyleyeyim. Orada oturan iki tane bayan muhtarımız var. Yıllardır hizmet eden. Ne olur onları bir kuvvetli Serdar sen de kalk ya beraber. Bir alkışlayın Allah aşkına. Evet. Çok büyük hizmetler yaptık beraber biz onlarla. Allah yollarını açık etsin. Değil mi? Neler yaptık muhtarım? Ya. Onlar hala devam ediyorlar. Muhtarımız da var. Muhammed. Ya kusura bakma benim artık gözlerimi çok fazla herhalde seçemiyorum bilmiyorum. Sen de kalk ayağa muhtarım. Atakir birinci kızı. Evet. Allah razı olsun. Sağ olun. Göremediğim başka muhtar arkadaşım var mı? Yok. Bir de Türk dünyasının başkan vekili var aramızda. Yani 36 tane Türk dünyasının orada hem şubesi olan, ben de Marmara Bölgesi Başkanlığı'nı yaptım bir ara. Sonra Ali Boz aldı o görevi bizden. O da aramızda. Ali sen de bir kalk seni alkışlasınlar lütfen. Bakın daha neler var görüyorsunuz. Bakın ne konuşuyorum inanmıyorsunuz. Haberiniz olsun. Efendim sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hakkınızı helal edin. Sizi böyle gecenin geç vaktinde burada beklettik. Ama bu seçim çok önemli. Haberiniz olsun. Bu takıma gider gibi, takım seçer gibi değil.
kaderinizi belirleyecek. Yani ilahi kader değil tabii. Dünyadaki yaşam kalitenizi belirleyecek bir seçim bu. Allah aşkına buna dikkat edin. Ben ANAP Genel Başkanlığı yaptım. Bundan sonra bana ne verirsiniz Sayın Başkanım, Bakanım buradan? Yani bana tekrar belediye başkanlığı görev verir. Severek başım üstünde sonuna kadar ömrümün nereye kadar giderse en iyisini yapacağım Allah'ın izniyle. Ama Bakırköy'ün kaybetmesini istemiyorum. Yani bu Ahmetciğim sen artık iyice politikacı oldun. Ama bu başka bir meslekten gelip öğreneyim diyene kadar Naci Başkanım hatırlarsın 3194 sayılı imar yasası. Siz daha iyi bilirsiniz başkanım. Meşhur 49. madde vardı bizim zamanımızda. Sonra 18. madde oldu hatırlayın. Neler çektik ondan? Ondan sonra Sayın Özal Adnan Kahveci ile beraber bize dedi ki bu belediyeler böyle gitmiyor bir oturun. 3030 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nu çıkardık. Hatırlayın. İstanbul ondan sonra ayağa kalktı Dalan'la beraber. Allah'ın izniyle biz burada güzel şeyler yapacağız. Bundan kimsenin endişesi olmasın. İşte ekibi az çok gördüğüm kadarıyla tanıtmaya çalıştım. Göremediklerim, söyleyemediklerim haklarını helal etsinler bana. Osman Sarar burada. Osman da geç kaldı. Osman. Nerede Osman? Ona da ceza vereceğiz. Osman Sarar. Eski Anavatan Partisi ilçe başkanı ve şu anda hakikaten İstanbul'un sayılı iş adamlarından birisi. Çok sevdiğim, çok değer verdiğim. İşini gücünü bıraktı geldi bize ANAP ilçe başkanlığı yaptı. Allah razı olsun ondan. Hakkını helal et Osman. Sağ ol. Burada kimler var artık sayarak bitiremeyeceğim. Onun için burada Şamil Bey oturduğunuz yerde bir iki cümle söylerseniz size bilirim. Ondan sonra toplantıyı bitirelim değil mi başkanım? Yok yok. Artık hepsini söyle. Valla terledim de sormayın artık. Yeter yani. Zaten siz yabancımız değilsiniz. Ama benim sizden bir ricam var. İstirham ediyorum. 20 günümüz kaldı. Allah için bunu gidin anlatın. Bu benim için değil. Bakın sizin için. Çocuklarınız için. Evde oturan hanımefendiler için. Dar gelirliler için. Oluşturacağımız fonda emekli olamayanlar için, EYT'ye takılanlar için, dar gelirliler için. Samimi söylüyorum çok güzel projelerimiz var. Bunların hepsini biz burada Bakırköy'de yapacağız. Kimse biz sıkıntıya girdik, açız demeyecek arkadaşlar. Söz veriyorum size. Evet.